RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, bugün 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı. Halkın tüm olaylardan haberdar olması için gece gündüz demeden mesai harcayan, tüm şartlar altında en iyi yapmaya çalışan, haberden habere koşan basın çalışanlarının günü bugün. Haber bültenimize başlarken tüm basın çalışanlarının bu anlamlı gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyoruz. Evet, ilk haberimizle haber bültenimize başlıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki okullarda yürütülen destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor. Bu kurslardan biri Erzincan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Binali Yıldırım Kız İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda başlatıldı. Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki okullarda yürütülen destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor. İlk defa dil alanında şu anda kurs açıldı değil mi? Bu kurslardan biri Erzincan Top Binali Yıldırım Kız İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda başlatıldı. Onun için bir fırsat. Bu fırsatı güzel değerlendireceğiz. Kursların başlangıç programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, uygulamanın olumlu sonuçlar verdiğini dile getirdi. Gerçekten öğrenciler Erzincan'ımızın eğitim ve öğretimiyle ilgili Erzincan'ımızın çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar. 9. sınıftan itibaren hatta ilkokuldan itibaren, ortaokuldan itibaren son nokta olan veya gireceğiniz sınav ve hedefiniz neyse, o sınavla ilgili bir birikiminiz varsa, bir şeyler oluşturduysanız, cebinizde harcayacak paranız, yani harcayacak puanınız varsa bugün çok rahat oturup ona göre %1'lik mi, %2'lik mi, %3'lük mi, hangi okula gideyim, hangi okul daha nitelik olarak benim için çok daha büyük bir anlam ifade ediyor, onu yapabilirsiniz. İşte onun için adımlarınızı atarken 9'dan itibaren, 8'den itibaren daha aşağıdan adımları sağlam atmak lazım. Onun üzerine bir şeyler inşa etmek lazım. Daha sonra okul müdürü Uğur Mutlu, öğrencilere uygulanacak olan ders programı hakkında bilgi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki heyet, Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Gümüşhane'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun beraberindeki heyetle birlikte Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Gümüşhane'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, CHP Bayburt İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu, CHP Gümüşhane Merkez İlçe Başkanı Tekin Saraçoğlu ve CHP Torul İlçe Başkanı Ali Osman Araz'da yer aldı. Torun ve beraberindekiler, şehidin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki baba evini ziyaret ederek şehidin babası Hamit Yılmaz'a başsağlığı diledi. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da taziyelerini iletti. Rabbime şükrediyorum ki bir damla kanım da benim oldu bayramda. Bu herkese nasip olmuyor. Evet. Dayanması zor ama Rabbim hidayet versin, bana sabır versin. Onu biliyorum abi. Acımız büyük. Bu acı sadece Gümüşhane'nin değil, Türkiye'nin acısı. Çünkü çok zor böyle gençler öğretmen olarak yetiştiriliyor. Yetişmiş vatanına, milletine, gelecek gençliğe hizmet eden bir kardeşimiz. Ne yazık ki Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı bu sıkıntılı süreçte şehit verdik. Allah rahmet eylesin. O bizim onurumuz, o bizim gururumuz. Biz bir milletiz. Ayrılmayacağız ve ayrılmak da ben istemiyorum. Kürt, Türk, Çerkez, Abaza, ben bunları hiç kabul etmiyorum. İnsanız, insana saygı. Ölüm insanlığın ölmesi, bir kişinin ölmesi, bütün insanlığın ölmesi. Evet, yazık, bizim günah. Dinimiz öyle emrediyor. Evet. Ziyarette konuşan Torun, bu ülkeyi asla bölemeyecekler ve bizi birbirimize düşüremeyecekler. Bu bayrakta ezan da sonsuza kadar okunacak. Bu ülkede inanıyorum ki daha güzel günlere hep beraber kavuşacağız diye konuştu.
Torun ve beraberindekiler daha sonra şehidin köy mezarlığındaki kabrini ziyaret etti. Burada şehit öğretmen için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Allahu ed'ame selamun kavlen min rabbir rahim ve emtazul yevme eyyuhel mücrimun. Sayın seyirciler, Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan giren 103 kişi yakalandı. Sakal tutan geçidinde arızalanan otobüste ele geçirilen Afganistan ve Pakistan uyruklular sınır dışı edilecek. Erzincan'da arızalandığı için yol kenarında bekleyen otobüste Afganistan ve Pakistan uyruklu 103 kaçak yakalandı. Erzincan Jandarma Komutanlığı ekipleri D100 Karayolu'nun sakal tutan mevkisi yakınlarında bir otobüsün yol kenarında beklediği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Orada yer var mı? Yer var mı hala? Ekipler otobüste ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 103 kişiyi ele geçirdi. Sürücünün arıza yapan aracı terk edip kaçtığı belirtildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Erzincan Belediyesi tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy çalışmaları yerinde inceledi. Erzincan Belediyesi tarafından yaz sezonu ile birlikte yürütülen faaliyetler devam ediyor. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Kızılay Mahallesi'ndeki yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Gelin ya, burada bir geçiş yapalım. Eret Haber'e konuşan Başkan Başsoy, yeni bir Erzincan sloganıyla yola çıktıklarını ifade ederek il genelindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şu anda yapılan çalışma, tabii ki buranın trafik yükünün hafiflemesi için yol genişletmesini de birlikte yaptık. Kaldırımları biraz daralttık, yolu genişlettik. Çünkü bu yol kenarında parklar neticesinde de bayağı trafik akışında ciddi sıkıntılar oluyordu. Şu anda neredeyse yolun genişliği 30 metreyi buldu ve çok daha rahat bir trafik akışı olacak. İnşallah önümüzdeki hafta burada asfalt çalışmasına başlayacağız. Bazı zamanlarda yap bozlar olabiliyordu, işte asfalt neden bozuldu diye. Bu caddeyle ilgili de altyapısı tamamlanmadan asfaltını yapmak istemedik. İnşallah önümüzdeki hafta asfaltı, yağmur hatları, her şeyi tamamlanmış olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Mahalle halkı ise çalışmalarından dolayı Erzincan Belediyesi'ne teşekkür etti. İlk defa böyle bir çalışma oldu. Hem yollar genişledi hem de kaldırımlar güzelleşti. Şimdi yolda olduğu zaman 10 numara olacak. Hani böyle bir çalışmayı bekliyorduk. Erzincan daha da güzelleşti, daha da modernleşti. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı abluka altına alması ve yaşanan olaylar tüm kesimlerin tepkisine neden oluyor. AK Parti Erzincan Gençlik Kolları tarafından Müslümanlara yapılan zulme tepki gösterildi. Daha 80'e çok var. AK Parti Erzincan Gençlik Kolları tarafından Müslümanlara yapılan zulme tepki gösterildi. Gençlik Kolları yönetimi ve partililerin katılımıyla yapılan açıklamada konuşan Ahmet Keleş, İsrail'in uyguladığı zulme sessiz kalınmamasını istedi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı 3 gün boyunca ibadete kapatmış ve ezanın dahi okutmasını yasaklamıştır. Bu 3 gün boyunca İsrail, Aksa'nın resmi görevlilerinin girişini bile yasaklamış, kendi istihbarat görevlileriyle arama adı altında Aksa'ya baskınlar düzenleyerek tarihi eserlere, belgelere ve asırlık el yazması kitaplara zarar vermiştir. İsrail bu davranışlarıyla yaptıkları yanlışlara yenilerini eklemeye devam etmektedir. Şu an on binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'nın surları dibinde İsrail zulmüne direnirken Türkiye'deki yürekli kardeşleri Mescid-i Aksa'nın özgür olduğunu ve yalnız olmadığını aykırıyor. Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi hukuki bir yükümlülüktür. Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik güven ortamını yok edip barışı dinamitleyecek tüm insancıl hukuk ihlallerini kınıyor, uluslararası kuruluşları hakları ihlal eden Müslümanların haklarını korumaya davet ediyoruz.
Evet, 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı nedeniyle AK Parti Gençlik Kolları Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette basının önemi dile getirildi. 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı nedeniyle AK Parti Erzincan Gençlik Kolları İl Teşkilatı Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Keleş, ziyarette yönetim kurulu ile birlikte Cemiyet Başkanı Barış Yalçınkaya ve basın çalışanları ile görüştü. Keleş, yaptığı konuşmada basın bayramını tebrik etti. Erzincan'ımızın güzide basın camiası. Öncelikle 24 Temmuz basın ve gazeteciler bayramımızı kutluyorum. 1946 yılından bu yana kutlanmakta olan bu bayramı temelinde basın sansürünün kalkması yeter. Bizler de Erzincan'ımızda gecesini gündüze katıp her türlü haberi tarafsız ve objektif bir şekilde bizlere aktarmaya çalışan kıymetli gazeteci abilerimizi, değerli büyüklerimizi ziyaret etmek istedik. Bizler kendilerine müteşekkiriz. Kendileri Erzincan'da bu işi hakkıyla yapan, her birisi hakkını veren kıymetli abilerimizdir. Bizlerin idolüdür. Biz onların çektiği her türlü sıkıntıyı, her türlü problemi bizzat yaşıyoruz, hissediyoruz ve onların problemlerine, onların sıkıntılarına çözüm olmaya çalışıyoruz. Ben bu vesileyle tekrar 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramımızı kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın seyirciler, sırada bir kayıp haberimiz var. 70 yaşındaki Alzheimer hastası Güllü Akta, 3 gün önce Barbaros Mahallesi'ndeki evinden çıktı, bir daha dönmedi. Yaşlı kadını bulabilmek için Erzincan halkı seferber oldu. Kayıp aranıyor. 70 yaşındaki Alzheimer hastası 22 Temmuz Cumartesi günü kayboldu. Görenlerin Emniyet Müdürlüğü'ne ya da oğlu Umut Akdağ'a haber vermesini rica ederiz. Kuzey Anadolu Girişimci Gençlik Derneği tarafından Erzincan'da çocuklara yönelik Çocuk Sokağı Festivali düzenlendi. Çocuklar düzenlenen yarışmalar ve oyunlarla gönüllerince eğlendi. Yavaş. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmayı amaçlayan Genç Des programı kapsamında Çocuk Sokağı Festivali düzenlendi. Saat Kulesi bölgesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar geleneksel çocuk oyunları olan yumurta yarışı, çuval yarışı gibi oyunlarla doyasıya eğlendi. Çocukların eğlencesine aileleri de eşlik etti. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Proje koordinatörü Çetin Mayda, bu tür etkinliklerin Erzincan'da ve Türkiye genelinde devam edeceğini söyledi. Bugün burada geleceğimiz olan çocuklarımız için toplandık. Kültür Turizm Bakanlığımızın Genç Ses programı kapsamında maddi katkılarıyla Çocuk Sokağı Festivali projemizde çocuklara yönelik geleneksel çocuk oyunları, çuval yarışması, yumurta yarışması gibi yarışmalar, akabinde geleneksel yöre halk danslarıyla ilgili resim sergimiz sergilenecek. Akabinde geleneksel çocuk halk dansları yapılacak. Daha sonra geleneksel halk konserimiz olacak. Bununla ilgili 10 tane çocuk katılımıyla ve gelen misafirli çocuklarla birlikte bu etkinlikleri düzenledik. Daha öncesinde Erzincan'da Çocuk Sokağı yaptığımız proje alanındayız ve Engelsiz Kafe'de resim sergimiz, ikramlarımız olmakta. Devamında konser sahnemizde konserimizi canlandıracağız. Bu tür etkinliklere ve projelere Erzincan'da ve Türkiye'de devam ettirmeye çalışacağız. Şimdiden emeği geçen, destekleyen Kültür Turizm Bakanlığı'na, Erzincan Valiliği'ne, Erzincan Belediyesi'ne, Erzincan Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne, Engelsiz Kafe'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Cumhuriyet Ortaokulu'na işbirliğinden dolayı teşekkür ederiz. Havakyolu İlköğretim Okulu'na işbirliğinden dolayı teşekkür ederiz. Evet, bölgeden haberlerle haber bültenimize devam ediyoruz. Erzurum Kongresi'nin 98. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
programda temsili kongre canlandırıldı. Erzurum Kongresi'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Havuzbaşı Meydanı'nda protokol üyelerince Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulduğu İstiklal Marşı okundu. Programa AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı, Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aslan ve vatandaşlar katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi hükümlerine göre orduların terhis edildiğini hatırlattı. Daha sonra katılımcılar Erzurum Kongre binasına geçti. Buradaki programda temsili delegeler adına Türk bayrağı Vali Seyfettin Azizoğlu'na sunuldu ve Erzurum Kongresi canlandırıldı. Bundan sonraki tasavvurda da devletle milletimiz, vatanımız parçalanarak, üzerinde istenildiği gibi icra yağılarak bir takım hunhar ellere teslim edilmek istenmektedir. Hırız kazası, Başazade Mehmet Celalettin Bey, tarih ve olayların sürüklenmesiyle bugünkü içinde bulunduğumuz kara ve kanlı tehlikeleri görmeyecek ve üzülmeyecek hiçbir vatansever düşünülemez. Vatanın her dört bir yanında milli vicdanımız uyanarak sesini her daim yükseltmiştir. Tarih bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir. Törende resim ve heykel sergisi gezildi ve mehteran takımı gösterisi sunuldu. Savaşan şahinler olarak anılan 3 F-16 uçağı da gösteri uçuşu yaptı. Evet, aşırı sıcaklar beraberinde boğulma vakalarını da getiriyor sayın seyirciler. Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren bir kişi akıntıya kapılarak boğuldu. Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giden 37 yaşındaki Ersoy Gülcan akıntıya kapılarak boğuldu. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Eğri Köprü mevkisine giden Ersoy Gülcan daha sonra serinlemek için nehre girdi. Akıntıya kapılan Gülcan suda kayboldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin sudan çıkarıldığı sırada olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Dalgıçların ardından kıyıya getirilen ceset, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Elazığ'da meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Elazığ'da meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Aslan Karataş İdaresi'ndeki servis minibüsü organize sanayi bölgesi kavşağında Özdal Kınaş yönetimindeki otomobille çarpıştı. Sana vurdu mu? Hadi bana vurdu. Hızını alamayarak orta refüje çıkan minibüs önündeki trafik lambası direğini devirdikten sonra Hasan Fırat idaresindeki tuğla yüklü kamyona arkadan çarptı. Yaralanan sürücü Karataş ile yanında bulunan oğlu Yahya Karataş 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Sayın seyirciler, Sivas'ta bir ahırda çıkan yangında 83 koyun yanarak telef oldu. Besicilerin Erzincan'dan Sivas'a hayvancılık yapmak için gittikleri ve yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi. Sivas'ta bir ahırda çıkan yangında 83 koyun yanarak telef oldu. Merkeze bağlı Himmet Fakı köyünde Hıdır Dalcan'a ait ahırda yangın çıktı. Yangını fark eden Dalcan ahırdaki 400 koyundan 317'sini ailesiyle tahliye etti. 83 koyun ise yanarak telef oldu. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürdü.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ekipleri yanan ahırda incelemelerde bulundu. Hayvancılık yapmak için yaklaşık 2 yıl önce Erzincan'dan Sivas'a geldiklerini ifade eden Dalcan, yaptığı açıklamada ahırın bitişiğindeki evlerinde bulundukları sırada bir patlama sesi duyduklarını ve sonrasında ahırın yandığını söyledi. Bir patlama duydum. Muhtemelen bilmiyoruz yani, hiçbir şey bilmiyoruz. Yani olsa olsa elektrik olabilir. Yani şu anda koyun başı 1 bin lira, 80 bin lira zararımız var sadece koyun olarak. Bir de ahır yandı. Sayın seyirciler, şimdi de sırada WhatsApp ihbar hattımıza gelen bir görüntü var. İstanbul'dan bir izleyicimiz bonsai tuzağına düşen bir kişiyi görüntülemiş. Çağın vebası haline gelen bonsai, bakın insanları nasıl uyuşturuyor. Evet, şu anda İstanbul'da bir okul bahçesinde bonsai çengelini çekiyoruz. RT WhatsApp ihbar hattına İstanbul'dan gelen görüntüde bonsai içen bir kişinin görüntüsü yer aldı. Okul kantini köşesine saklanan uyuşturucu müptelası bonsai içerek kendinden geçiyor. Uyuşturucunun etkisiyle bilincini kaybeden genç ayakta durmakta güçlük çekiyor. Görüntüler uyuşturucunun zararlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Spor haberlerimizle haber bültenimize devam ediyoruz. Erzincan Spor Vedat Çimen tesislerinde bulunan ve Erzincan Belediyesi'ne ait olan 30 dönümlük arazi belediye meclisinin kararıyla kulübe tahsis edilecek. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, arazinin Erzincan Spor'un kullanımına tahsis edileceğini ifade etti. Evet, Erzincan Spor'umuz 3. ligde çok başarılı bir sezon geçirdi geçen sene. Yine bu sene de inşallah yeni teknik hocalarıyla, ekibiyle, sporcularıyla, yönetim kuruluyla ve bizlerin de desteğiyle, Sayın Başbakanımızın, milletvekillerimizin, bizlerin, şehrin büyük desteğiyle inşallah bu sene ikinciliğe çıkmaz için hepimiz hep beraber çaba sarf edeceğiz. Erzincan Spor'un bizden bir talebi olmuştu. Şeker fabrikasının üzerinde yaklaşık 30 dönümlük Erzincan Belediyesi'ne ait bir arazi var. Bu arazi iki tane yeşil futbol sahası olarak şu anda faaliyet gösteriyor. Yanında Vedat Çimen sosyal tesisleri var. Buradaki 30 dönüm arazinin Erzincan Spor'un talebi üzerine meclis kararımızla satışının yapılmasıyla ilgili bir karar aldık. Erzincan Spor Yönetim Kurulu'ndan bu teklif geldi. Bize burayı satın, biz burayı değerlendirelim diye. Biz de bunun üzerine kararımızı aldık. Tabii kıymet takdir komisyonu bizim belediyemizin bünyesinde var. Ayrıca bunların piyasada, serbest piyasada expertlerin yaptığı değerlendirmeler var. Bu değerlendirmeler çerçevesinde yüksek bir fiyat çıktı. Yani 10 milyon civarında bir para çıktı. Değer çıktı daha doğrusu. Bu değer üzerinden yönetim kurulu bunu alamayacağını söyledi. Biz de tabii daha aşağıya çekemiyoruz. Çünkü resmi bir fiyat belirlendiğinden dolayı aşağıya çekemiyoruz. Ne yapacağız? Yeni bir karar alacağız. Tahsisine gideceğiz. Yani 40 yıl, 39 yıllık veya 29 yıllık bir tahsise gitmeyi planlıyoruz şu anda. Veya bila bedel tahsis yoluna gitmeye çalışacağız. Yani burada arkadaşlar önemli olan şu, tabii ki belediye kanunla yönetilen bir kurum. Yani diğer kurumlar, resmi kurumlar neyse, bizdeki de mülkiyetlerin bir yerlere satışı, verilmesi hepsi kanunla belirlenmiş. O kanun dışına çıkamıyoruz. Bizim elimizde eğer öyle bir imkan olsa, bir spor kulübüne bila bedel verme gerekse biz bila bedel veririz. Ama öyle bir imkanımız olmadığından dolayı biz yine tahsis cihetine gideceğiz büyük ihtimal. Yani 29 yıllığına tahsis edeceğiz kulübe. Bu şekilde hizmetlerine devam edecekler. Zaten şu anda bizim onlara herhangi bir tasarrufumuz yok. Herhangi bir kira aldığımız falan da yoktur. Orada istedikleri gibi Erzincan Spor bizim kendi kulübümüz. Biz zaten gereken desteği veriyoruz. O spor komplekslerinden istedikleri şekilde istifade ediyorlar.
problem o değil. Problem şu, kulüp oraya tesis yapmak istiyor. Tesis yapınca da mülkiyetinin kendisinin olmasını istiyorlar. O nedenle bir başvuru oldu. Ama onu da inşallah önümüzdeki aylarda çözümüne gideceğiz. Türkiye 3. Liginde mücadele edecek olan Anagolt 24 Erzincanspor'un Afyon kampı devam ediyor. Lige iddialı hazırlanan kırmızı siyahlı ekibe yeni transfer Erman Kılıç da dahil olarak takımla çalışmalara başladı. İbrahim Gürler'in görüntülerini izliyoruz. Türkiye 3. Lig 2. grupta mücadele edecek olan Anagolt 24 Erzincanspor'da Afyon'da düzenlenen 2. etap kamp çalışmaları başladı. Teknik direktör Mehmet Kaya nezaretinde çalışan kırmızı siyahlı ekipte moraller yerinde. Güç, kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular oldukça hırslı göründü. Lige iddialı hazırlanan kırmızı siyahlı ekipte yeni transfer Erman Kılıç da dahil olarak takımla çalışmalara başlandı. Teknik direktör Mehmet Kaya kamp hakkında bilgi verdi. Afyon'a geldik. Afyon'da işte bir iki oyuncu daha bize katıldı. Erman Kılıç katıldı. İşte kaleci Yusuf katıldı. İki tane de yurt dışından oyuncu geldi. Onlara bakıyoruz. Burada yapacağımız çalışmalar, hazırlık maçları sonucunda artık lig yaklaşırken ana kadromuz yavaş yavaş belirlenmiş olacak. Kuvvet antrenmanlarıyla, dayanıklık antrenmanıyla, taktik ve teknik antrenmanlarla buradaki 12-13 günlük kampımızı tamamlayıp Erzincan'a döneceğiz. Çalışmalar iyi gidiyor. Havalar güzel, öyle boğucu sıcak yok. Sabahları gayet serin oluyor. Akşamları da şu anda da öyle gördüğümüz kadarıyla boğucu bir sıcak yok. Her şey yolunda. İstediğimiz gibi, planladığımız gibi devam ediyor. Takımın fiziki durumu nedir hocam? Şimdi tabii bunu söylemek için erken. Zaten fiziki kalitelerini yükseltme adına biz Erzincan'da testlerini yaptık. Dayanıklık testlerini, kuvvet testlerini, ondan sonra kardiyovasküler sistemlerini, ölçümlerini, yağ ölçümlerini falan hepsini yaptık. Ondan sonra buraya geldik. Oyuncuların tabii değişik veriler verdi. Bu değişik verileri de oyuncunun yapması gereken antrenman şekillerini buradaki teknik ekibimle, bilim ekibiyle beraber belirliyoruz. İnşallah her şey güzel olacak diye düşünüyorum. Yeni transfer Erman Kılıç da Erzincanspor'un başarısı için ter dökeceğini söyledi. Erzincanspor'a geldiğim için memleketime ve Erzincan'daki hemşehrilerime hizmet edecek olmaktan onur duyuyorum. İnşallah hocamızla, başkanımızla, yönetim kurulumuzla birlikte taraftarımızın desteğini de arkamıza alarak Erzincanspor'u hak ettiği bir üstlüğe taşıyacağız. 15. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzurum'da Rahvan At Yarışları yapıldı. Yarışlara 20 ilden 90 binici katıldı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Rahvan At Yarışları Erzurum'da yapıldı. Buradaki kanatlı arkadaşım bir bozuk. Kanatı sıkıştırma. Diskalifiyesin. Erzurum Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen yarışlar 20 ilden 90 binicinin katılımıyla Yakutiye ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi yerleşkesi yakınındaki alanda yapıldı. Yarış öncesi kentteki iki cirit takımı gösteri maçı yaptı. Katılımcıların belirlenmesinin ardından üçlü tay, dörtlü tay, küçük orta, büyük orta, baş altı ve baş kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi. Evet, ikinci bozuk aldım.
Çok sayıda seyircinin heyecanla izlediği yarışlara katılan biniciler, belirlenen kurallar çerçevesinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Sekreteri Ender Durmuş, yarışlar hakkında bilgi verdi. Çalgılar güreşi, hava güreşi, kuşak güreşi. Bu branşta 1996'dan beri bizim federasyonumuza bağlı belli kurallar içerisinde devam ediyor. Her dönemde iklime göre, koşullara göre federasyonun müsabakaları oluyor. Bu dönem daha çok atletikler hafif müsabakalarında olduğu dönem. İşte kış aylarında atlı kızak ve geleneksel kızağın olduğu müsabakalar. Her dönemde müsabakalarımız oluyor. Günümüzde ne kadar göz önünde olursanız o kadar çok ilgi çekiyorsunuz. Federasyonumuzun en büyük yapmaya çalıştığı atımlardan birisi de sosyal medyada ve televizyonlarda, basın yayında bunun görsel anlamda görünürlüğünü artırmak. Ne kadar çok görünümde insanlar bu spor dalı da mı varmış diye şaşkınlık içerisinde kendini kesiyor. Daha sonra da çok yakın alaka gösteriyorlar. Ama bizde şöyle bir şey var. Hatay ilinde yapılan hava güreşi belki 200 km ileride bilinmiyor. Ama Hatay'da yapıldığında binlerce kişi bu müsabakalara katılıyor. Ne bileyim Atlıcırık, Uşak'ta, Denizli'de, Erzurum'da yoğun olarak yapılırken başka yerde çok daha az yapılıyor. Bizde bölgesel bir yoğunluk var. Bizim amacımız Türkiye'nin her yerine yayılmak. Dereceye girenlere kupa ve çeşitli ödüllerin verildiği yarışların ardından Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve il protokolü de Rahvan Atlar'a bindi. Selam efendim. Geliyorum. Ben de geliyorum. Atlar yükmeyin aldım. Ayakları ne yapayım? Dürtün. Sağa vurdukça sağa gider, sola tabii. Sayın seyirciler, WhatsApp ihbar hattımıza görüntülerinizi bekliyoruz. Çevrenizde yaşanan ilginç olayları çekin, gönderin, bu ekrandan yayınlayalım. RT WhatsApp ihbar hattı 0532 737 13 76. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın farklı bir gündemde daha iyi haberlerle sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.